Evet, Suriye'de İdlib merkezli gelişmelere bakacağız şimdi. Rejimin muhaliflere büyük saldırısı adım adım yaklaşırken yeni bir insanlık dramını önlemek için çabalar da tüm hızıyla sürüyor. Bu arada Doğu Akdeniz'de ısındı. Rusya iç savaşa müdahil olduğu günden bu yana en büyük savaş gemisi filosunu bölgeye indirdi. Suriye'de rejimin İdlib'e büyük saldırısı adım adım yaklaşıyor. Yeni bir insanlık dramı kapıda. Karadaki hareketlilik sürerken Doğu Akdeniz'de ısınıyor. Rejimin arkasındaki en büyük askeri güç Rusya. Moskova iç savaşa Eylül 2015'te müdahil olmuştu. O günden beri en büyük savaş gemisi filosunu Doğu Akdeniz'e indirdi. Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri İzvestiya gazetesine konuştu. Buna göre Rusya'nın şu anda Doğu Akdeniz'de 9 savaş gemisi ve 2 denizaltısı var. İlerleyen günlerde 3 savaş gemisi daha gönderilecek. Bu gemiler rejimin İdlib saldırısına destek verecek. Bir yandan da rejimi denizden koruyacak. Rusların iddiasına göre Amerikan donanması da bölgedeki varlığını güçlendirdi. Pentagon sözcüsü Eric Pahon iddiayı yalanladı. Doğu Akdeniz'e askeri takviye yapmadıklarını söyledi. Yine de İdlib'e kimyasal saldırı olursa sert karşılık vermeye hazırız dedi. Karadaki gelişmelere gelince rejim İdlib'in 3 yanına askeri yığınak yapıyor. Bölgenin sınırları ise sürekli ateş altında. Muhalif gruplar tam savunma konumunda. İdlib, Astana'da varılan çatışmasızlık anlaşması kapsamındaydı. İçeride Mehmetçi'ye ait 12 gözlem noktası var. Onlar da önlemleri artırdı. Rusya ve rejim ise orada terörist gruplar var bahanesine sığınıyor. Tıpkı Halep, Doğu Guta ve Hama'da yaptıkları gibi İran'da asker varlığıyla onları destekliyor. Rusya bir yandan da müzakere taktiğini uyguluyor. Muhalif grupları tehdit ederek anlaşmaya ve teslim olmaya zorluyor. Aynı taktiği daha önce de birkaç kez uygulamışlardı. Rus müzakereciler İdlib'de bazı silahlı grupların liderleriyle görüştü. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, temasların çok zorlu geçtiğini söyledi. İdlib'de yaklaşık 4 milyon sivil yaşıyor. 1,5 milyon kadarı mülteci. Rejim saldırırsa en az 700 bin kişi daha mülteci durumuna düşebilir. Türkiye bunu engellemek için tüm diplomatik kanalları kullanıyor. Bölgedeki DAEŞ uzantısı terör gruplarını diğer gruplar ve sivil halktan ayırmak için çalışıyor. Rusya, İran, ABD ve diğer NATO müttefikleriyle de yoğun temaslar var. Türkiye bir yandan da kendi önlemlerini alıyor. Gözlem noktaları beton bloklarla güçlendiriliyor. Afrin ve çevresine de komando birlikleri takviye ediliyor. Özellikle de Tel Rifat yakınlarında teyakkuz durumunda. Burası PKK-PYD'li teröristlerin kontrolünde. Hatay'ın Yayladağ sınırına da tanklar sevk edildi. İdlib'deki gergin bekleyiş, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de gündemindeydi. İngiltere'nin daimi temsilcisi, Rusya'nın batılı ülkeler İdlib'de kimyasal saldırı provokasyonu yapacak iddiasına sert tepki gösterdi. Hatta Moskova'yı yalancılıkla suçladı. Rus temsilcisi ise eğer bir açıklama varsa sağlam temelleri bulunuyordur karşılığını verdi.